kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün dışarıda eskiz defterime çizim yaptığım keyifli bir gün geçirmek istiyorum. Ne yaparım, nereye giderim, ne çizerim bilmiyorum. Hiç zaten hazırlık aşamamda gördüğünüz yanıma bol bol kalem almaya çalıştım. Marker kalem aldım, ihtiyacım olacak her şeyi almaya çalıştım. Dediğim gibi tamamen doğaçlama bir şey olacak. Belki piknik yaparım, belki bir kafeye giderim. Bugünüme siz de dahil olacaksınız. Eminim keyifli bir gün olacak. Ben bugün kendime çilek kız kombini yaptım. Bu çilek kostümü çok seviyorum ve her şeye uyum sağlıyor bence. Böyle kırmızı bir elbiseyle kombinledim bugün. Artık evden çıkabilirim diye düşünüyorum. Nereye gideceğim de yolda karar vereceğim. Ve ben şimdi evden çıktım. Nereye gideceğimi de karar verdim. Eskiden çok sık gittiğim, piknik yaptığım bir yer vardı. Oraya gideceğim. Evden çıkarken zaten piknik örtümü yanıma almıştım. Böyle bir yere gidersem diye ya da çimene oturursam diye. Tam da üzerine denk geldi. Aklıma gelmemişti burası. Şans eseri birden hatırladım ve şu anda gidiyorum. Yolda giderken de yanıma yol üzerindeki AVM'den kahve ve atıştırmalık bir şeyler alacağım. Ve sonunda gelmek istediğim yere ulaştım. Özgürlük Parkı'ydı gelmek istediğim yer. Eğer İstanbul'daysanız ve buraya gelme imkanınız varsa mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bir yer. Çok seviyorum burayı. Şimdi kendime güzel bir masa bulacağım. Gölge ve rahat edebileceğim bir yer bulup yerleşeceğim. Önümdeki masaya oturmaya karar verdim. Arkamda da bir tane kedi var. Beni izledi. Ben hazırlık yaparken çok tatlıydı. Eşyalarımı hazırladım. Şimdi eskiz aşamasından çizmeme başlayacağım. Yolda gelirken biraz referans fotoğraflara bakıyordum. Birazcık gezindim. Aklımda da bir şeyler oluştu. Şimdi onları kağıda dökmeye çalışacağım. Oturan bir kız figür, arkasında tombik böyle sukişi gibi tatlı bir tavşan yapmayı düşünüyorum. Biraz böyle soft renkler kullanacağım. Zaten yanıma marker kalemlerimde o renkleri almaya çalıştım. Bakalım nasıl olacak.
Figür çizdiğim zaman bana çok fazla soru geliyor. Bu yüzden de şunu belirtmek istiyorum. Ben böyle gerçekçi çalışmalar yapmadığım zaman artık referanslara bakmıyorum ya da önüme bir model koymuyorum. Fotoğraf veya bir resimden bakmıyorum. Direkt böyle kendi kafamdan yapıyorum. Eğer figür konusunda gelişmeye çalışıyorsanız ya da daha yeni başladıysanız kesinlikle böyle yapmayın. Mutlaka bir yere bakarak çizin. Bakarak çizmek geliştiriyor figür konusunda. Ben aslında risk alıyorum. Bakmadan çizdiğim zaman yanlış yapma payı çok yüksek oluyor. Ama pek fazla umursamıyorum ve elim alıştığı için kendime göre bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Size de tavsiyem olsun. Eğer figürü de gelişmek istiyorsanız benim gibi kafanızdan, hayalden çizmeye çalışmak yerine bir yerlerden bakarak çizin. Doğru ve güzel örnekler bulmaya çalışın. Böyle figürümün eline bir tane çilek yerleştirdim. Bugünkü konseptimle uyumlu olsun diye. Arka planda böyle uzun yaprakları olan çiçekler yaptım. Ve dediğim gibi sukuşi tarzında tatlı bir tavşan yaptım. Ve kurşun kalemle yapmam gereken yerler bittiği için liner kaleme geçeceğim. Bu kalemle tüm çizimi baştan çizeceğim. Liner kalemleri seviyorum. Hem sulu boyada hem markerda mürekkepleri akmıyor ve işimi çok kolaylaştırıyor. Hem de gerçekten güzel gösteriyor. Bu tarzı sevdiğim için marker kaleme geçmeden önce liner kalemle bu şekilde çizgisel tonlamalar ekliyorum. Bu gerçekten her çizime çok yakışıyor. En azından ben yakıştırıyorum. Ve tabii tonlama dışında da böyle küçük detaylar da ekliyorum. Mesela şu an kıyafetin çizgilerini yaptım. Liner kalemle detaylar ekledikten sonra çizimin son hali bu şekilde görünüyor. Bence artık renklendirmeye geçebiliriz. Kıyafet çizmeyi çok sevdiğim için çizimde yaptığım figürlerimi her zaman böyle kombin tarzında uyumlu ve güzel renkler kullanarak bir kıyafet oluşturmaya çalışıyorum. Şu anda da onu yapıyorum. Renkleri birbirine karıştırarak güzel tonlar elde etmeye çalışıyorum. Bu çilekle de pembe ve kırmızı çok güzel karıştı bence. Kalem iyi karıştırdı. Bu şekilde renkleri soft bir şekilde kullanacağım. Birbirlerine karıştıracağım ve uyumlu renkler kullanmaya çalışacağım. Umarım istediğim gibi olur. Thank you.
Arkaya yaptığım tavşanı aslında beyaz bırakacağım. Temel rengi beyaz olacak ama böyle küçük detaylarda öndeki figürle ya da çizimdeki diğer renklerle uyumlu detaylar ekliyorum. Pembe, sarı ve gri tonlarıyla küçük detaylarını yapacağım. Ve tabii ki burnu ve yanakları pembe olacak. Yanıma siyah renkli marker kalemi almadığım için uğur böceğimin beneklerini bu liner kalemle yapıyorum. Normalde böyle liner kalemi boyama yapmak için kullanmam ama şu an yanımda olmadığı için bunu kullanıyorum. Bu kalemin yeşil tonunu çok sevdim. Bu yüzden ağırlıklı olarak bu yeşil tonunu kullanacağım. Alt zemini için ten rengi, kahverengi, krem rengi gibi böyle birçok rengi karıştırmak istiyorum. Çok böyle dalgalı ama bir o kadar da birbirine geçmiş güzel renkler oluşturacağım. Aynı şeyi arka plan için de yapacağım. Sadece yanıma koyu kahverengi almadığım için keskin hatların detayını eklemekte birazcık zorlandım ama renkleri birbirine karıştırarak koyu kahverengi elde edeceğim. Arka planda da hafif renk uygulaması yaptıktan sonra çizimim bitmiş olacak. Ve çizmemin bitmiş hali bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Aslında birazcık daha tonlama eklemek istiyordum. Ama videoyu çekerken başıma bir sürü şey geldi. Bu videonun yorumlar kısmında da başıma gelenleri anlatacağım. O yüzden çizimi şu an bitmiş sayıyorum ve toparlanıyorum. Ve tabii ki çizim hakkında sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ve uzun süre burada vakit geçirdikten sonra artık toparlandım ve gidiyorum. Aslında bu park çok büyük bir yer. İçerisinde küçük bir açık hava tiyatrosu bile var. Burayı size gezdirmek istiyordum. Ama şarjım çok az olduğu için maalesef videoyu bitiremem eğer öyle bir şey yaparsam. Bu yüzden eve gitmek zorundayım. Eğer bildiğiniz böyle piknik yapılabilecek ya da doğa içinde güzel yerler varsa İstanbul'da bana yorumlarda yazabilirsiniz. Oraların da vloglarını çekerim. Ve güzel bir günün ardından artık eve dönmek için yola çıkıyorum. Şimdi eve geldim. Benim için güzel vakit geçirdiğim, keyif aldığım bir gündü. Umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz içerikler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı çizimlerimi görmek ya da beni takip etmek isterseniz Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.